Merhaba arkadaşlar. Bugün statik yönlendirmeyi göstereceğim sizlere router'lar arasında. Statik yönlendirme el ile girdiğimiz bilgilerdir. Diğeri de dinamik yönlendirme, RIP ve OSPF çeşitleri vardır. Dinamik yönlendirme otomatik olarak yapılan yönlendirmelerdir. Statik yönlendirmeler tabii ki risklidir. Neden derseniz sürekli girdiğimiz router bilgilerini tek tek bilmemiz lazım. Ve girerken hata yapma riskimiz fazla. Bu da yaptığımız konfigürasyonları, yaptığımız yönlendirmeleri tekrar baştan yapma ihtimali doğurabilir. Şimdi arkadaşlar burada bu bilgisayarım IP adresi 2.2. Ben buna verdim buradan 2.2. Default gateway yani ağ geçidi bilgisini henüz vermedim. Bunu birazdan vereceğim. Routerların IP adreslerini yazdım buraya fakat daha içine girmedik. Şimdi videomuza gireceğiz. Bu da bilgisayarlarımızın ağ adresi 2.0A, 3.0A, 5.0A. Burada bu router'ımın bir tane ET010 diye görünen Ethernet kartı var. Bildiğiniz gibi router'lar iki bacaklıdır. Benim ortadaki router'a bir bacağa daha ihtiyacım var. Bunun için ekstra Ethernet kartı taktım. Bunu da yapmak için router'ımıza tıklıyoruz. Physical kısmından önce router'ı kapatıyoruz. Daha sonra bunu sürükleyip buraya attığımızda işlem tam oluyor. Daha sonra router'ımızı açıyoruz. Şimdi öncelikle router'larımızın bacaklarına abi vermekle başlayalım. Bu bacağım benim 2.1 bacağı olacak. Yani Fast Ethernet 0.0 kısmı bacağı 2.1 IP adresi olacak. Bu da benim bu bilgisayardaki ağ geçidi IP adresim olacak. Buradaki router'lar karşılıklı bakan bacaklardaki router'lar IP adresleri yani aynı ağda olmak zorundalar. Çünkü birbirleriyle haberleşmeler için. Şimdi öncelikle sol taraftaki router'ımdan başlayayım. IP adreslerini girelim. Enable moduna geçiyoruz. Configure terminal. Şimdi burada öncelikle 0'a 0 bacağın IP adresini verelim. Interface Fast Ethernet 0'a 0 IP adres 192.168.1.2.1 6'a basayım. Dur. No shutdown diyerek portu açıyorum. Çıktım buradan. Şimdi Fast Ethernet 0'a 1 bacağının IP adresini verelim. Interface Fast Ethernet 0'a 1 IP adres 168 1.1 No shutdown diyorum burada. Bu router'ımda şimdilik işim bitti. Burada do veri yaparak kaydedelim. Neden do vere dedim? Vere write komutudur. Config modda olduğum için do komutuyla çalıştırıyorum. Eğer direkt enable modunda olsaydım write yazdığımda veya vere yazdığımda otomatikmen kaydedecektir. Yani config modda olduğumuzda herhangi bir komut kullanacaksak mesela do show IP adres, do show access list gibi. Yani orada do komutunu kullanmalıyız. Eğer enable moddaysak direkt show access list, show running config falan kullanabiliriz. Şimdi ortadaki router'ıma geçtim. Buradan da enable configure terminal interface fast ethernet. Şimdi soldaki bacağıma yani 0'a 0 bacağıma IP adresini veriyorum. 0'a 0 IP adres 8 1.2 Manşattan diyorum buna da. Gördüğünüz gibi şu anda bacaklar yeşil oldu. Şimdi 3.0 ağım için IP adres veriyorum. Yani 0'a 1 bacağı. Burada da şunu göstereyim. Arkadaşlar burada normalde bunlar çıkmıyor. Yani şu anda bende görünüyor. FA 0'a 0 yani Fast Ethernet 0'a 0. Bunları Option Preferences. Buradan Show Device Levels dersek pardon. Always show port labels. Burada tik işaretli olmazsa hangi bacak hangi şey olduğunu görünmeyecek. Üstüne geldiğimizde o şekilde görürüz. Şu anda gördüğünüz gibi. Buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar ortadaki router'a gelelim. 0'a 0 bacağının IP adresini verdim. Şimdi 3.1 yani 0'a 1 bacağının IP adresini vereceğim. Interface Fast Ethernet 0'a 1 IP adres 168 3.1
Snapshot'tan. Şimdi sağdaki bacağıma, yani Ethernet'e. Interface Ethernet. Neden Ethernet? Çünkü sonradan taktık biz Ethernet kartımızı. Bu da 0, 1, 0. Gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten. Ya da şuradan girip burada interface'leri görebilirsiniz. IP adres 192.168.4.1. Aşağıdan diyorum da. Bunu duvere yapalım. Yani duvere yaptığımda router'ı kapatıp açtığımızda yaptığımız konfigürasyonlar silinmeyecek. Ne bu? Konfigürasyonlar. Şimdi burada 0.0 bacağı, yani 4.2 IP adresini vereceğim. 0.0 IP adres 192.168.4.2 25.0 aşağıdan. Şimdi FastEthernet 0.1 bacağına vereceğim IP adresini. Interface FastEthernet 0.1. Bu da 5.1 IP adres 5.1 aşağıdan. Şimdi bu verdiğiniz bacaklardaki, yani A tarafına, bilgisayar taraflarına bakan bacaklardaki IP adreslerini bilgisayarlarınızın A geçtiği, yani default gateway kısmına yazalım. Soldaki bilgisayarım için, yani 2.0 A için A geçtiği bilgim 2.1. Şimdi buna geçelim. Bu da 3.1. Bu kısımda 5.1. A geçti. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bilgisayarlarımızı IP'lere verdik. A geçti bilgilerini verdik. Routerlarımızın IP adreslerini yazdık. Şimdi burada kısım yönlendirme kısmı. Burada statik yönlendirme yapacağız. Videonun başında belirttiğim gibi. Şimdi burada iki türlü yönlendirme yapabiliriz. Şu şekilde diyeyim. Ya buradan çıkış olarak buraya vereceğiz. Ya da kullanacağı tarafı vereceğiz. Ben kullanacağı tarafı, yani karşı tarafı vereceğim. Sağdaki router'ımdan başlayayım. Buradan çıkıyorum. Şimdi config modundayım. Şimdi komutumuz IP root. Burada buraya nereye gitmek istediği, yani 192.168 buraya A adresini, network adresini yazacağız. Yani IP adresini yazmayacağız. Buraya yazacağız ki 3.0 A'na gitmek istiyorsan 3.0. Burada subnet maskını yazıyorum. 3.0 A'na gitmek istiyorsan şuradaki yolu kullan. Şuradaki Ethernet kartını kullan. Yani bunun IP'sini yazacağız. 192.168.4.1. Enter'lıyoruz. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Onu da soldaki router'da göstereyim. Tabi buradaki işimiz bitmedi. Bir de buraya ulaşması için nereye kullanacağını belirteceğiz. Yani 2.0 ağına gitmesi için hangi yolu kullanacağını. Tekrar IP root. 192.168 2.0 ağına gitmesi için subnet maskını yazıyorum. Nereye kullanacak? Yine buraya kullanacak. Niye buraya yazmıyorum? Çünkü zaten yönlendirmeyi bu kendi içinde yapacaktır. Yani buraya da komutlar gireceğiz. Ortadaki router'ımıza. 192.168.4.1 Enter'liyorum. Şimdi soldaki router'ıma gelelim. Terminal. IP root. Şimdi burada ben IP adresi yazarak kullandım. Sağdaki router'ımda. Hangi A gitmek istiyorsa o yol, şu yolu kullansın diye belirttim. Burada 0.0.0 0.0.0 yazarsak ne olur? Şunu da yazayım. Yani şu A'daki bilgisayarlar hangi adrese gitmek istiyorsa, yani 0.0.0 nereye gitmek istiyorsa, bir A belirtmiyoruz. Şu yolu kullansın diyeceğiz. Eğer IP adresi yazsaydık, mesela 3.0'a gitmek istiyorsa bu yolu, 5.0 A'na gitmek istiyorsa yine bu yolu söyleyecektik. Fakat biz dedik ki burada hangi network'e gitmek istiyorsa bu yolu kullansın diyeceğiz.
192, 168, 4, 1.2. Yani burayı kullanacak. Buna bir tane komut yazmanız yeterli. Neden ikinci yazmıyorum? Çünkü zaten demiştim burada. Hangi ağa gitmek istiyorsa. Bu da bir şey belirtmedik. Şimdi ortadaki router'a geçelim. Tekrar IP root. Burada diyeceğim ki 2.0 ağına gitmek istiyorsa 192, 168, 2.0, 255, 255. Nereye kullanacak? Karşıdaki tarafı kullanacağız. Yani 1.1 bacağını kullanacak. 168, 1.1. Bir de sağdaki ağımız için yönlendirme yazacağız. Yani diyeceğiz ki 5.0 ağına gitmek istiyorsa 0'a 0 bacağını, yani şu 4.2 IP adresini kullansın. 8 5.0'a gitmek istiyorsa 192 168 4.2. Konfigürasyon bitti. Şimdi IP adresi deneyelim. Ping 192 168 3.0 atalım önce. Pardon, 3.2 bilgisayarına atalım. Zaten ilk yayın gitmez. Broadcast yayını yapacak. Zaman aşımı burada. 3'te ya da 4'te gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi şu anda 3. de gitti. Tekrar ping attığımda direkt ben gidecek. Herhangi bir sorun yoktur. Şimdi bir de 2.2 bilgisayarına ping atalım. Ping 192, 168, 2.2. Şu anda gördüğünüz gibi bunda da 3. adımı da attı. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Buradaki bilgisayarla buradaki bilgisayarlar arasında görüştürme yapalım. Şundan atayım bu sefer. 2.2 bilgisayarında 3.2 bilgisayarına ping atayım. 192, 168, 3.2. Gördüğünüz gibi şu anda gidiyor. 5.2 bilgisayarına atalım. Zaten önceden haberleştikleri için ARP tablosuna bilgileri kaydettiler. Tekrar broadcast yayını yapmasına gerek yok. Önce ARP tablosuna bakıyor. Daha önce haberleştiler mi diye. Orada bilgiler kayıt olduğu için görüyor da şu anda herhangi bir sorun yoktur. Yani videonun başında belirttiğim gibi arkadaşlar, statik yönlendirme her zaman riskli bir yönlendirme. Çünkü elle bilgileri giriyoruz ve hata yapma riskimiz fazla. Ve bu bilgileri de unutmamız lazım. Onun için bunun için dinamik yönlendirmeler kullanmak daha faydalı olur. Bunu 3 net router var şu anda. Belki de biz daha fazla router kullanacağız. Peki buraya bir tane daha router eklesem bu sefer yönlendirme nasıl olacak? Bir tane de bilgisayar ekliyorum. Şimdi bunda bir tane daha bacağı ihtiyacım var. Önce ayarlarımın gitmemesi için do where, yani do write yazıyorum. Şimdi bilgisayarı, router'ı yeniden kapatıp açacağım. Physical'a geldim. Kapattım. Gördüğünüz gibi bunu aldım. Şu anda açılıyor. Bunun ağı da 7.0 olsun. 7.0. IP adresine de 192.168.7.2 diyelim. Bu bacağı da diyelim 7.1 olacak. Burada 8.6.1. Şurada 6.1 olacak. Burada 6.2. Başta belirttiğim gibi birbirine bakan routerların IP adresleri aynı olması lazım. Yani IP adresine ziyade aynı ağda. 1.1.1.2.1.3. Burada 0.0 sıkalım. Şimdi buradaki bacağımıza IP verelim.
Enable Ethernet Interface. Fast Ethernet. Burası ET010. Pardon. 010. IP adres 68.6.1. Aşağıdan. Buradakine verelim. Terminal interface ve internet 01 IP adres 6.2 6.1 Her zaman zaten sorunla karşılaşmasam şaşardım. Bir, adres, 192.168.6.2 Tekrar IP adresini girelim. Interface Ethernet 010 IP adres 01 Konfigür terminal 5 internet 0'a 1 6.2 Router'ımızı yeniden başlatalım. Şu IP girelim bu arada. 6.2 Burada sıfır paracağını vereyim önce. Sıfıra bir. Burada subnet maske yazmayı unuttum. 6.2 Normal shutdown. Şu anda tamamdır. Övere yapalım. Şimdi arkadaşlar burada IP route yapacağız. Yani benim buraya burada eğer tek tek IP girersem 00 kullanmasam 1 2 3 3 tane komut yazacağım. Ben bununla uğraşmayayım diyorum. Ne yapacağım? IP route 0.0.0.0.0. Nereye kullanacak? 6.1 barajını kullanacak. Yani hangi ağa gitmek istiyorsa bu yolu kullanacak. Burası tamamdır. Şimdi buraya bir tane daha ekleme yapacağız. Neden? Çünkü burayı da belirtmemiz lazım. Buradayken burayı belirttik. Burayı belirttik. Şimdi bu ağa belirteceğiz. Yani bu ağa ulaşmak için hangi yolu kullansın? Configure terminal. Böyle yapalım buna. IP route 192.168. Yani 7.2'li bilgisayarına gitmek istiyorsa yani 7.0'a gitmek istiyorsa burada A adreslerimizi yazıyoruz. Dikkat edelim. Hangi IP kullanacak veya hangi yolu? Fasitene 0.1. Yani 6.2 IP'sini 6.2 Şu anda işlemler tamam. Deneyelim. Bu bilgisayardan 5.2 yani bu ağa ping atalım.
Tamam aşağı. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir problem yoktur. En uzaktaki 2.2 bilgisayarını atalım. Belki bu 4'te gidebilir. Da gitmeli. Bir yere daha unuttuk. Nerede yapacaktık? Burada yapacaktık diğer yönlendirmenizi. Yani IP. Çünkü işte dediğim gibi elle girmenin de yani statik yönlendirmenin de bu zorluğu var. Yani burada nereye belirteceğiz tekrar? Ağımıza yeni katılan her bilgisayar için tek tek elimize yönlendirmeleri yazmamız lazım. Biraz önce gördüğünüz gibi unuttum ben. Bunu gerçek hayata düşünürsek işimiz gerçekten zor. Yani 7.0 ağına gitmesi için bu router'dayım şu anda. 192, 168, 7.0. Nereye kullanacak? 4.2. Tekrar deneyelim bilgisayarımızdan. Gördüğünüz gibi şu anda gidiyor. Buradan 7.2 bilgisayarımı atarsam 7.2 herhangi bir sıkıntı yoktur. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Ufak tefek her zamanki gibi hatalarım oluyor. Önemli olan bu hataları tespit etmek. İyi çalışmalar dilerim. Diğer videoda görüşmek üzere.